iyi hissediyorum. Oyun Vadisi'nin 10. bölümüyle karşınızdayız. Bu haftaki konumuz hiç bitmeyen güncellemeler. Pardon, son güncelleme geldi mi? Yok ablacığım. Peki. Merhaba, ben alt komşunuzum. Güncellemeden haberiniz var mı? Vallahi bizde yok öyle bir şey. Sen en iyisi yan tarafa sor. Selam size, güncelleme geldi mi? Bazen kendimize geliştirme ihtiyacı hissederiz. Yok yok, öyle değil. Mental açıdan. Çevrenizdeki insanların sizden daha üstün, daha yetenekli olduğunu düşünebilirsiniz. Ve kendinizi geliştirme ihtiyacı hissedersiniz. Öyle değil mi? Yani hissedersiniz. Ben hissetmem. Güncelleme hayatın her evresinde vardır. Duyan bir çiçek, derisini değiştiren bir yılan, Dursun Özbek istifa haberi ve daha nicesi. Mesela oyunlar. Oyunlara gelen güncellemeler can sıkıcı olabildiği gibi bazen de iyileştirmeler yapabiliyor. Yeni itemler, karakterler, oynanış mekanizması değişimleri ve tabii ki kostümler. Patron çıldırdı. Yeni sürümde Wukong'un sopasını elinden almışlar. Bu duruma çok içerlenen Wukong. Yani ne olduğunu ben de anlamadım. Her şey bir anda gelişti. Yetkililerden yeni bir sopa bekliyorum. Sağ olun, dedi. Artık Arena of Valor'da kuleler daha çok hasar veriyor. Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Fafnir'in pençesine artı 10 fiziksel koparma eklendi. Kim kimi koparıyor? Kendi payın. Ölüm oranında artı 110 altınlık bir artış gözlemleniyor. Ama çok normal Furkan. Yani Euro almış başını gidiyor. Uzun ömür muskasının 1800 maksimum canı artı 1700'e düşürüldü. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin, hikmetin. Bu tarz yenilenmeler sevdiğiniz karakterle aranızı güçlendirebildiği gibi onlardan sizi ayırabiliyordu. Karakterler arası dengesizlikleri gidermek için yapılan bu güncelleme aslında daha iyi bir oyun sunmak için. Hep iyi niyetimizden kaybettik. Keşke oyunlardaki gibi hayata da yeni bir sürüm gelse. Mesela Batıkan'ın saldırı gücünü biraz düşürsek iyi olur. Ya da eski sevgilinizin yeni sevgilisi nerf yese nasıl olur? Aslıcan'ın fiziksel kabiliyeti %20 düşürüldü. Oh canıma değsin. Keşke aniden yanımızda beliren, oyundan bir haber veletleri de update gelse. Haberi okumuyorsun, elinin altında internet var. Git kendini biraz geliştir. Kullan artık şunu ya! Kullan şu kireçönden içine artık! İyi ellerde uygulanmadığı sürece güncellemeler hayatımızı cehenneme çevirebilir. Ne olur oğlum, ne olur yardım edin! Baba dayan! Şehirde sürekli kazı oluyor mesela. Tüm boruları söküp geri takıyorlar. Elektrikler de kapanıp açılıyor. Boş yenilenmeler var yani. Güzelleştirme adı altında rezillikler de var mesela. Transformers heykeli, Nasrettin Hoca anıtı. Oldu olacak, selfie çeken yeni şehir falan da yapın. Onu da yapmışlar zaten. Yeri geldiği için söylüyorum. Bir ay önceki sürümde benim altınlarım hepsi gitti. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Yanlış anlama, sen aldın diye demiyorum. Ama yani insanlık hali. Hırsız. Güncellemelerin bize öğrettiği bir şey varsa değişimin merkezinde olduğumuzdur. İkincisi de sabırdır. Çünkü bize beklemeyi öğretir. Daha iyi bir oyun için. Hayat da öyle. Ne konuştum be? Oyun Vadisi'nden bu haftalık da bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güncel kalın.